Ali Kara Hoca ile Güncel Meseleler programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da her zaman olduğu gibi sizlerden gelen soruları vakfımızın mütevelli eğitim başkanı Ali Kara Hocamız size için yanıtlayacak inşallah. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hocam vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim inşallah. Birinci sorumuz hocam, borcunu ödemeden ölen kişinin durumu ne olur? Allah rahmet eylesin diyelim. Borcu ödemeden ölen kişi, Allah bizi borçtan muhafaza eylesin. Bir kere onun malı varsa o malından ödenir. Sorun yok yani. Borcunu karşılayacak olan geliri, malı, gayrimenkulü alacağı falan varsa onlar oradan alınıp borç ödenir. Böyle bir malı yoksa ve borcumdur bu, benim borcumdur diye kabul edip de böyle bir şey görmüşse çocukların artık varislerine hiçbir şey yok. Onlar babalarını ahirette borçlu hesaba çekilmemesi için bir şeyler yapmaya çalışırlar. Mecbur değildir ama vicdanın bu onlar için bir şeydir, görevdir. Bu da olmuyorsa onun adına ne yaparlar? Alacaklardan helallik isterler. O da olmuyorsa artık iş Allah'a kalmıştır ahirette. O borçların yerinde Cenab-ı Hak ne yapacak tabi biliyorsunuz. Kişinin iyiliklerini alıp karşı tarafı razı edecek. Veya Allah Teala dilerse kendisi karşı tarafı razı eder, borçluyu kurtarır. Şefaat de vardır. Ama bile bile kasten bir insan borcunu ödemezse illaki bu vebaldir, çok sıkıntıdır. Ama bir insan borç alırken ödemek niyetiyle alırsa Allah Teala'dan ödemen için bir kolaylık açar mutlaka. O yüzden borçlarımızı ödemek niyetiyle gayret edelim, dua edelim, meşru şekilde kazanç kazanmaya çalışalım ki borcumuzu ödeme imkanı olsun. Borçlu ödememeye çalışalım inşallah. Bunu da yazalım yani. Helallik meselesinde geçenlerde bir olay olmuştu hocam. Bir cenazede köy yerinde adam husumeti var. Bir aralarında bir sıkıntı olmuş. Geldi cenazeye. Ben de hakkımı helal etmiyorum. Ölen kişinin arkasından. Dedi ki helal etmiyorum dedi. Evet. Bu şekilde yapması acaba doğru mu? Yani orada bu şekilde yapması doğru değil. Fakat orada helallik istendiği zaman, hoca mesela diyor ya hakkınızı helal edin dendiği evet. Zaman o genel haklardır. Özel hakkı olan varsa buradayız, varisler buradadır, bu işin gelsin, evet. Hakkını ödeyelim der ya, tamam mı? Demek lazım. O zaten çocuklar onu davetten söylemesi lazım, babamızın. O çok hoş oluyor. Kime borcu varsa biz buradayız, bu işin gelsin, usulünü ödemeye çalışsa denmesi lazım. Çünkü alacaklı alacaklı da bunu hakkını ödemek lazım. Evet. Ama onun orada da kardeşler çıkarıp da cenazeyi tahkir etmesi doğru değil tabii ki. Yanlış. Sonradan daha özel, daha başka bir yerde. Helallik verirken orada genel haklardır. Yani insanlık, Müslümanlık, komşuluk haklarıyla olan haklarınız biraz deniyor. Yoksa bütün haklar, borcun, harcın, helal o demek değildir oradaki. Evet. Onu daha sonra tahsil etmek için talepte bulunabilirsin. Tabii, borç üzerine düşmez tabii. Evet. Bir diğer sorumuz hocam. Alacaklı kişinin ölmesi halinde borç onun mirasçılarına mı ödenmelidir? Alacaklı birisi ölse tabii ki onun bütün malı, bıraktığın mallar, alacakları yani hepsi varislerine kalıyor, hanımına, çocuklarına kalıyor. Onlar ne yapacaklar onu tahsil ettiği zaman kendi aralarında miras payına göre bölüşecekler. O da öyledir yani. Miras biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de özel olarak ayette taksim edilmiştir. Hanımına mesela verilecek pay var, çocuklarına verilecek pay var. Eğer ölenin hanımının yanında erkek çocuk, kız çocuğu varsa o hanım 8'e 1 alacak. Kalanı erkek çocuklarla kız çocuklar arasında pay edilecek. Erkeklere tam pay, kızlara yarım pay veriliyor. Bu şekilde tartın. Kız çocuğu yoksa erkeklere kalıyor iş. Erkek çocuğu yoksa, kız çocuğu varsa, bir tane kız kalıyorsa, malın yarısı tamamı o kız çocuğu alıyor. İki tane kız varsa, üçte ikisini alıyor. Böyle tartma şeklinde var. Şimdiki sistemde hocam, malumunuz taksim, miras taksim biraz daha farklı. Bir Müslüman olarak burada nasıl davranmamız gerekir? Yani mahkemenin verdiği şey mi? Mahkemeye müracaat edersen, mahkeme sana onu kendi şeyine göre böler tabii ki. Sen oraya niye müracaat ediyorsun? Çünkü hakkını alamıyor. Bizim mesela Karadeniz'de, bazı bölgelerde kızlara mal vermezler. Ne yapıyorsa onlara onu mahkeme veriyorlar. Yer yer alıyorlar bu sefer. Ne oluyor? Erkeğin malı eline gitmiş oluyor. Bu da yanlıştır. Fakat kendi aralarında sulh edip de biz bunu bir hocanın, bir alimin gözetiminde bölüştüreceğiz deseler sorun yok. Mahkeme sana illa bana gel demiyor ki bugün mahkeme. Mahkemeye başvurursan onu öyle bölüyor. Hatta bazı yerlerde bilir kişi mahkemesi istendiği zaman Diyanet'e müracaat edip Diyanet bir hoca tayin edip ona dini bir çözüm de veriyormuş. Bu da hakkı da var yani. Mahkemeden bunu isteyebilirsen yani biz bunu İslam'a göre bölüşmek istiyoruz. Bize yardımcı olur musunuz manasında
hakimi öğrense de edebilir yani, doğru. O da mümkündür. En güzeli yani baştan babaların, büyüklerin bu işi onlara öğretmesi lazım. Bunun taksimatı budur. Bu şekilde taksim edilse ben kabirde rahat ederim demesi lazım. Baktık endişe var o zaman, onu o zaman kendisi hayattayken bölsün. Gelecek hocam. Var mı öyle soru? Evet. Bir zaman... kişi henüz hayattayken mirasını çocuklarına paylaştırabilir mi? Paylaştırabilir. Adaletli olması lazım yalnız. Evet. Geçen işte bir soru sordular. Ne yapmışım bu sabah? Babası birisinin yanında kalıyor işte çocuklardan. Onun %50'sini ona bırakmış, vermiş. Vermiş mi, satmış mı, oldu belli değil. Diğer yarısı diğer kardeşleri kalıyor. Bu adaletsizlik olur. Söyler, kardeşler arasında husumet olur. Onu dünyada verirken veriş sebebini de belirtmesi lazım. Bak bu mesela diyelim çok fakirdi, çok muhtaçtı. Buna %5, %10'da biraz daha fazla veriyorum. Sizin hakkınıza veriyorum deyip hepsini orada ikna etmesi lazım ve tabuları da üzerine verip de tartışmayı bitirmesi lazım. Çocuklar bakmıyorsa bakan çocuğa ekstra bir şey vermesi falan. Ekstra vermesi diğerlerini mağdur etmeyecek şekilde olacak. Mağdur etmeyecek. Tabii yoksa arada işte onlar arasında veya torunlar arasında husumet olur mal yüzünden. Buna mal vermemek lazım. Bakana yemesini versin madem. Kim bakıyorsa onun günlük evin ihtiyacını babası karşılasın. Baba genelde hocam şey yapıyor yani öteki oğulların, öteki evlatlarına tabii bakmadıkları için bir kırılıyor. Kırıldığı için de bu şekilde bir acısını çıkartıyor diyelim yani. Diyor ki tamam madem bana bakmıyorsunuz ben de malımı size vermiyorum. Ben de buna veriyorum. O zaman onu gibisinde. Hepsinin malını verip kapatacak defteri. O da kendisine bir şey kalmayacak o zaman. Kendisine veya Dağlı Bezize gibi böyle yaşlar yurduna falan bağışlıyor. Hiç kimseye yani, bir şey bırakmıyor. Madem, mal benim diyor. Üçte birini bağışlar. Biliyorsun üçte bir vasiyet hakkı vardır. Üçte ikisini çocuklarına versin ki onlar mağdur kalmasın, rezil, sefil kalmasın. Ki dini yaşamasında kolaylık olsun diye o niyetle verirse Allah-u Teala onun mükafatını verir ona. Böyle çocuğa kızdın diye çocuğu mağdur edersen adam daha fena aksilik yapar. Daha çok zarar verir sana. Ailene, nesline zarar verir. Yani sarhoş da olsa çocuk, içkici de olsa ona göre vereceksin. Ki der bak babamın bana verdiği şeydir. Aklı başına gelir, tövbe eder. Oğlum al bu malı ama namazını kılarsan seni razıyım de ona. Bitti. İman, itikad, inanç bozukluğu varsa o zaman bu ayrı. Ona demiyoruz. Müslüman olan kişiler çocuğunun malını Müslümana bırakır. Müslüman onu da ispat eder. Noksan da olsa, kusurlu da olsa, haylaz da olsa ona yine vermek lazım hakkını. Tamam mı? Allah-u Teala adaleti sever. Es-sulhu hayır. Es-sulhu hayır, evet. Babası hayattayken sulh edip hepsini dağıttığı zaman şöyle orantılı bir şekilde birine biraz daha fazla verir. Ya hocadır, ya kötürümdür, ya çok mağdurdur. Ona biraz daha yani %5-%10 fazla verirse, diğerlerin hakkında hayatına verip de kapatırsa, tartışmayı bitirirse sorun yok. Benden sonra ben buna şunu verdim, sonra kalanını siz pay versin dediğiniz zaman o zaman o çocuk orada da hakkım var diyor. Evet. Ya o zaman hiç karışıyor. Bu biraz önce bahsettiniz aslında biraz hocam. Miras paylaşımında din farkının bir önemi var mıdır? Elbette. Bu taksim Müslüman, İslam'ın taksimidir. Dinlerin farklılığı taksime manidir. Yani verasete manidir. Memleketlerin farklılığı da verasete manidir. Mesela biri Almanya'da yaşıyor, biri Türkiye'de yaşıyor. O bakımdan orada kalan mal buradakine kalmaz. Normalde darlak diyoruz. Darlakta yaşayan bir adamın malı oradaki olan insanın malı buradakine kalmıyor mesela. İslam'da böyle. Buradakinin malı ona kalmaz. Dinlerde farklısı gene kalmaz. Yani Müslüman babanın malı Müslüman çocuğuna verilir. Kafir, baba Müslüman değil. Baba kafirse onun da malı Müslümana kalmaz. O da öyle. O yüzden baştan hayattayken o işaret etmek lazım yani. Öyle bir durum varsa onu hayattayken halletmek lazım yani. Din farkı. Yani ihtilaf-ı dine, ihtilaf-ı daire-i mirasa manidir. Mesela müverris olan çocuk var. Evet. Varis olan çocuk müverrisini miras bırakın babasını öldürürse veya amcasını mirastan mahrum olur. Bu da var yani. Küçük çocuksa o mahrum olmaz. O kazara öldürmüştür, kastı yoktur denir. Ama büyük akıl bağlı olursa o mirasçısını öldürürse ona o malın miras olarak kalmaz. Mahrum edilir. Bu da var. Miras meselesi gerçekten demek ki bir hassas bir mesele de Mevlat-ı Hazir o yüzden teferruatlı bir şekilde can, malı, mal canı yongasını derler. Önce can, sonra canan derler. Çünkü insan malı sever. Malda taksimat kabul etmez. Zor vermek istemez. Elindekini çıkarmak istemez. Bu yüzden Cenab-ı Hak onu bizzat kendisi taksim etti. Ve Efendimiz Aleyhisselam onu Allah-u Teala bizzat taksim ediyor buyurarak ben de bu işe bir şey diyemem
demek istedi yani. Dolayısıyla Nusasem usta şey değil yani. Yani kendisi sıkıntıya girmemiştir herhalde. Cenab-ı Hak bize kendisi tasmim ederek kabrini de sıkıntıya sokmamıştır. Yoksa sen ya bunu tasmim etseydiler, buyursaydı Cenab-ı Hak, Nusasem bunu tasmimat yapmış olsaydı, tabii ki Allah'ın izniyle yine sebat yapacaktı. Fakat bu sefer bilet ileri geri konuşacaktı. Ganimet taksiminde adama konuştular. Evet. Münafıklar. Allah-u Teala elhamdülillah yani en güzel yapmıştır. Dilediği şekilde taksirmiştir. Bir başka soru bulacağım. Günah olduğunu bile bile o şeyi yapmaya devam etmenin hükmü nedir? Hükmü nedir? Çok tehlikelidir. La sagirete mal ısrar. Bak, ufak günahta ısrar etmekle ufak günah kalmaz. O büyük günah dönüşür. Vela kibirete mal istiğfar. İstiğfar etmekle de büyük günah kalmaz. O da silinir. İstiğfarla silinir. Demek ki ufak günah ısrarla büyüğe dönüşüyor. Büyük günah ısrarla Allah muhafaza inkara gider, küfre gider. Bile bile bir adam haramı işlerse sonra da o haram onun ne yapıyor? Ve hatat bihi hatiyetu. Hatalarını kapladı ayetine göre. Kapatıyor. İmana artık yer kalmıyor. Ne olacak diyor onun sonra. Ne olacak dediği zaman farzı haramı hafif almış olur, inkar etmiş olur. O zaman Allah'ın dinine çıkar. O yüzden günahta ısrar doğru değildir. Yaptı, tövbe etti. Bir daha yaptı, tövbe etti. Bir daha yaptı, tövbe etti. Tövbe etmek niyeti yaptığı için affedilir inşallah ama ısrar manasında değildir yani. Ben bunu yapayım, bir şey olmaz falan derse o çok kötü. Yani ısrar demek bu günahtan bir şey olmaz manasına döner. O zaman Allah-u Teala'nın hükmünü inkara gidermiş. Sanki bir mana hafife alıyormuş gibi oluyor. İnanmıyormuş. Ne olacak diyor mesela. Ben yaptım ne olacak diyor. Hadi olsun bakalım diyor. Böyle diyenler Allah muhafaza itikadı bozulan adamlardır. Mesela namaz kıldığında ne olur diyor. Onun için bıraktım diyor. Çok büyük günahtır diyor. Adamı küfür götürür. Basit. Namaz kılmaya başladığı zaman daha çok böyle bir sıkıntı yaşıyor, meşakkat yaşıyor. İmtihan tabii. Bak diyor namaz kılmaya başladım, böyle oldu diyor. İşleri bozuldu diyor. O imtihandır. Evet, onu anlayalım. Mesela senin ashab-ı kiram Müslüman olunca ashab-ı kiram ne oldu? Başlarına bir sürü sıkıntı geldi. Müşriklere saldırdı değil mi? Savaşlar oldu falan oldu. Ne oldu? Onlar Allah-u Teala bize böyle vaat etti olacak. Sabrettiler. Ben sabre zafere. Sabre zafere ulaşıyorum. Rahatlık dünyada yok. La rahat bir dünya. Dünyada rahat yok. Cenab-ı Hak bize dünya ve ahiretin afiyetini nasip etsin. Afiyet, huzurlu yaşamak, mutlu olmak. Ya nasıl olur? Allah-u Teala'ya karşı vazifeni yaparsın, kulluğunu yaparsın. Sıkıntı da gelse mutlusun. Ama kulluğu yapmıyorsun, dünyanın menfaatini elde edin diye koşuyorsun, onu da elde edemiyorsun. O zaman ne dünya var ne ahiret. Kasret dünya ve de ahiret. Dünyada husran, ahirette husran. Cenab-ı Hak bizi herhalde inşallah ibadet üzere olarak mutlu etsin. Amin. Bir sorumuz. Günah işleyen kişi hangi durumda kafir sayılır? Günah işleyen kişi demin söyledik işte yani. İnsanı küfre sokan şey üç şeydir. İstihfak, istihza. İnkar, reddetmek yani kabul etmemek. Günah işliyor ve bu günah değildir diyor mesela. İşlemiyor, günah değildir diyor mesela. İnkar. İstihza, alay etmek. İslam bir hükmüyle. Günahın da mesela mutlu olabilir. İslam'ın büyük bir farz ibadeti, örtüyle, sakalla, İslam bir nişanıyla, yazanla alay ediyordu mesela. İstihfar, istihza. Bir de istihfar, haramı, hükmü, kati hükmü, farzı hafife alıyor. Ne olacak diyor. Adam mesela kız bakmışlar, evlenecekler, çocuğu evlenecek. Çocuğum işte şöyle iyidir, böyle iyidir, içkisi yok, kumarı yok, kötü şey falan. Bir kusur var. Bir kusur üzerine ne var? Namaz kılmıyor işte. Namaz kılmamak ufak kusur sayıyor. Namaz kılmamak en büyük kusur. İmandan sonra birinci şey namazdır. Demek ki namazı burada basite almış adam, onun gözünde yani çok basit bir şey gibi geliyor. Bu nedir işte? Hafife almak demektir. Allah'ımız. Namazı kaza bırakıyor benim adam, kaza etmeyeceği niyetiyle yaparsa o tehlikeli, çok tehlikeli. Kaza ederim, sonra kılarım diye bırakıyorsa o büyük günah işlemiş olur. Kazaya gerek yok, kaza etmeyeceğim ne lazım falan diye yapıyorsa o zaman namazın farz ettiği kabul etmiyor demektir. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Günah olarak bilerek işlerse bir insan tövbe ederim, nefsim beni kandırıyor falan filan böyle ezre bir şeyler görse bu inşallah Müslümandır. Ama ne olacak bundan bir şey olmaz falan filan kabadayıkla yapıyorsa o zaman adam dinden çıkmıştır. Olmaz.
Bu istihsan meselesinde hocam, önceden yayınlanmış olan Türk filmleri falan vardı. Orada çok böyle belki de hususi böyle İslami şeylerle alay ediliyor, dalga geçiliyor. Onları hani yapanların durumu zaten tehlikeli. Seyredenler, gülenler, Allah, bilmeden, farkına varamadan oradaki şeyi, onların durumları mı var? Hakaret kitaplarında bunlar var. Ayşe'de var zaten. Onlar daldırdıkları zaman söze, onlar o sözlere daldırıp İslam aleyhine konuşmaya daldırdığı zaman oradan ayrılın diyor Cenab-ı Hak. Bak. Eğer orada kalırsanız siz de oradansınız diyor. Ayet öyle. Nali aklıma geldi. Hadisin böyle. Hatta fi hadisin gayri. Yani başka bir sözle dalıncaya kadar oradan da alaka kesin diyor Cenab-ı Hak. Durmayın orada. Eğer orada durursanız yine bir misli yok. Siz de onlar gibisiniz diyor. Onların sözüne katıldığınız zaman, onda bir konuşmaya orada durduğun zaman o işe ortak oluyorsun. Mesela adam piyes yapıyor, işte hoca taklit yapıyor, tesbih alıyor eline, tesbih çekiyor, yani bir yandan harama bakıyor, bir yandan haram yiyor, bir yandan subhan atıyor, haramlar karıştırıyor böyle. Hocaları yani, mesela böyle sakallı, kötü suratlı böyle, özel onlardan evet. Seçiyorlar. Namaz yani kılıyor, böyle film var. Anarşistler namaz kılıyor, daha başında bir yerde alay ediyorlar mesela. Bunlar bir kafir oluyor. Onu bilerek, benimseyerek seyredip gülen yani. Tabi gayri ihtiyari gülmek ayrı da benimseyerek iyi yapıyor, hoş yapıyor, hoşuna gidiyor şeklinde benimsinde. O da onlardandır. O da onu gibidir yani. PKK'lıların var öyle hocam. Evet. Şimdi burada şu var. Farzı inkar, farzı affalmak, farzı alay etmek dedik. Bir de sünnetlerle alay. Sünnet dediğimiz zaman o peygamberdir. Hangi peygamber olsun aleyhisselam? Her bir peygamberin önemli sünnetleri var. O sünnetle alay ederse o da kâr olur. Bak sünneti yapmamak noksanlıktır. Sakal bırakmamak noksanlıktır. Tıraş etmek haramdır. Misak kullanmamak noksanlıktır. Sünnet terk ediyorsun. Diyelim mesela yatsı namazının son sünnetini kılmadı adam. Büyük noksanlıktır. İki namazı sünneti kılmadı. Büyük noksanlıktır. Ama onunla alay etmek, o sünnetle, o sakalla, o misvakla, tesbihle alay etmek nedir? Küfürdür abi. Ya şu dinle alaydır. Efendimiz Aleyhisselam'ın da alaydır. Böyle bir incelik var. Yani misvak kullanan yapmıyorsan yapma. Ne odun parçasıyla şey yapıyorsun, alay eder gibi. Yapmıyorsan yapma ama alay edersen o zaman dinle alaymış oluyor. Bu ince bir iş ha. Hocam dikkat edin. Ağzımızı tutalım, bu ecdadımızın hayatını öğrenelim, İslam tarihini öğrenelim. İslam'ı hayat öğrenelim. Ha bu İslam'da varmış. Bitti. Ondan sonra ağzını tut, alay etme. Yapamıyorsan yapma. Kendin halin, kıyafetin bozuk. Hiç olmazsa Müslümanın kıyafetini aleyhine konuşma ya. Yapamıyorsan yapma. Sakalla ilgili hocam bir şey sormak istiyorum ben size. Şimdi yeni bir moda gibi bir şey çıktı. Şuraları kısaltıyorlar. Gördüğün zaman böyle bayağı bir uzun sakal gibi duruyor. Sünnet sakal gibi ama şuraları kısaltıyorlar, şuraları uzatıyorlar. Kime benziyorlar? İşte niyetleri, onların durumu nasıl olur? Yani haramdan kurtarıyor mu olur yoksa benzemekten dolayı daha mı tehlikeli durumda olur? Sakal yani Müslümanların sakalı mı? Müslüman kardeşlerim. Sakal hocam başkasına benzemeye çalışıyorlar. Bir o bir film vardı hocam, o dizi Sultan Süleyman'la ilgili. O dizide bir şey vardı. Ben birisi dedi ki başka bir yabancı birisi varmış. O öyle bırakmış. Ondan dolayı ona benzemek için yapıyorlar. Çok görüyorum hocam bu araya. Uzun sakal, bayağı uzun sakal. Teşebbüh. Ama buralarda kim onun kim hangi kavme benzemeye çalışıyorsa ondandır. Teşebbüh yani neye benzemek çalışıyorsa oradandır. O Fransa seni benzemek istiyorsa Burada kendi haline bırakacak. Aşağıda üç tutam. Bir kat satılacak. Sakal üç tutam. Sünnet olan budur. Buralar sıfırlanmayacak yani. Buralar kendi haline bırakacak. Sıfırlar çok kısaltıyorlar bunu. Sıfırlamıyorlar ama çok kısaltıyorlar. Şuralar uzun gayet. Önden baktığı zaman böyle gayet böyle sünnet sakal gibi duruyor ama bu şey. Ondan bir yani sünnet sevabı alamaz. Niyetine göre işte. Niyetine göre tabii. Niyet onların sünnete itibari değil. Başkasının taklit olduğu için ondan. Adam aç duruyor mesela, rejim yapıyor ama oruç tutmuyor işte, aç duruyor. Bu aç durma işi ona şey olur, aç durmuş olur, zayıflamış olur falan filan. Ona alacak o. Oruç niyetiyle olsa hem sevap alacak, hem sünnet olacak, hem de aç, zayıflamış olacak. Niyet bak işte yani. Niyet-i mümin, kalbi min ameli. Müslümanın niyeti ameline dahildir. Bir başka soracağım. Yahudilerin ve Hristiyanların kesiklerini yemek caiz midir? Ehli kitabın kestiği ayette yenir, yemeğe yenir diyor ya. Ama o ehli kitap hangi ehli kitap işte? Tabii ki hakiki ehli kitap olması lazım diyor.
Fakat tabii o zamanki kitapta da müşrikler vardı, yani şey vardı. Üç ilah diyenler vardı, Üzeyr Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a, Allah'a onu diyenler vardı. Cenab-ı onlara kafir diyor. Onlar üç ilah diyenler, yani İsa Aleyhisselam'a ilah diyenler, kafir oldu diyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim diyor, bunu beyan ediyor. Öyle olduğu halde ehli kitap olarak biliniyorsa, ehli kitabın yaşantısını yaşıyorsa, şimdi şu anda Hristiyanların çoğu yani yaşamıyorlar. Ehli kitapla arası yok. Onun çoğu zaten ateist. Gerçek ehli kitap, gerçek Hristiyan ise o, onun kestiği gelir. Yahudisi kestiği gelir. Yemeğe gelir yani. Yani ama tabii ki burada ne var? Üç ilah şirk yapanlar tamamen değişti artık. O zaman gibi değilim bayağı şimdi değişti. İyice bozuldu onlar. Sakınmak da evladı yalnız. Takvası da yememektir. Şey de soracağım, Alevilerin kestiği yemek, onu da çok soruyorum. Veya kestiği veya yaptığı yemek yenir mi, yenmez mi? Yani, takva olarak uzak durmak daha güzel. Uzaktan. Bidat eden insana selamını aldığın zaman diyor, ondan muhabbet geçtiğin zaman diyor, o sana pislik atlar. Ama çünkü ashab-ı kirama söylüyorlar, bunlar çoğu Müslüman sayılmaz. Ehli kitap da olmuş. Ölmüş velilerin ruhları kınından çıkmış kılıç gibi mi olur? Böyle bir söz var herhalde. Ölmüş velilerin ruhları kınından çıkmış kılıç gibi mi olur? Kınından kılıç çıktığı zaman ne yapar? Keser. Adam keser doğruyor. Evliyalı adam keser doğruyor. O benzetme yani yapmışsa o şu demek olabilir. Yani bağından kurtulmuştur. Bu beden biliyorsunuz ruhun kapıdır. Ruh bedenle dünyada iş görüyor. Ruh kendi başına müstakil hariçte ruh yok, durmuyor. Beden de Cenab-ı Hak onu bedene onu indiriyor, bedenle eşleştiriyor. Aynı şekilde ahirette de aynı bedenle eşleştirip çıkacak, hesabası girecek. Dünyada nasıl görüyoruz? Bak ruh sayesinde görüyoruz. Ruh var da görüyoruz, ruh var da konuşuyoruz. Ruhumuzu aldığımız zaman bütün beden çürüyüp diyor. Dolayısıyla aslında insan ruh. İkisi bir araya gelince insan oluyor. Şimdi ruh beden içinde faaliyetini görebiliyor. Bedenden çıktığı zaman ne olur? Yalın bir, mücerret bir ruh oluyor, maddeden soyulmuş oluyor. Onun önünde artık perde kalmıyor. Bu durumda berzah aleminde şartlar ortaya çıkıyor ki berzah aleminde onun önünde engel yok artık. Ona izin verilmişse Allah'ın izniyle dolaşır, gider, gelir, yani bir takım şeyler yapar, şekillere girer. O Cenab-ı Hakk'ın verdiği imkanı bir cilvedir. Özel halleri olur onun şeyine göre yani Allah'ın dediği. Şeytanda bile var mı? Tabii Allah'ın dediği değerine göre Cenab-ı Hak ona bazı imkanlar verir. Tasarruf diyoruz buna. Temessül deniyor, şekilden şekile girmek gibi deniyor. Cisim gibi olmuyor, şekile giriyor, o şekilde görmüyor. Yoksa cismin içine girip falan değil, bir ruh ancak bir bedenle beraberdir. Başkasına olmaz, o tenasül yok. Herkes kendi ruhuyla, bedeniyle ruhu eşleştirilmiştir, başkası da değil. Ama bir ruh sahibinin şekli bugün sana böyle görünür, aynı anda bir sürü insana görünebilir değil mi rüyada? Onun gibi işte yani. Aynı anda birçok yerde görünebilir. O göründüğü zaman da onun üzerinde bir ceset yok yani. Şimdi şekil gibi görünüyor ama onu gören insan sanki insan gibi görüyor ama aslında o bir manevi bir şey. Cebrail Aleyhisselam'ın sahabeden gelmesi gibi tıhya. Tıhya da onun içine girmedi ki. Evet. Onun şekline girdi. Mesela Meryem Validemize gelip insan gibi görünmesi mesela. Evet. Tabi bunlar yani buna temessül deniyor. Ceset şeklinde görünüyor ama aslında ceset değil. Ceset bir tanedir. İşte o şekilde evliyanın bazısının Allah katında hatırı vardır. Onların nazı, duası bir şey olmaz yani kesilmez. Şehitler dua ediyorlar ya peşimde gelenlere bize haber ver diye dua etmişler ya. Mevla Teala bana bir rezen buldu ve Kur'an-ı Kerim'de ayettir. Onlar hakkında üzülmeyin diyor ama onlar cennetlerde dolaşıyorlar, yaşıyorlar, diridirler. Bu şekilde demek ki bazı Cenab-ı Hakk'ın hatırı saydığı kullar Allah-u Teala'nın onları hatırını saydığı için, onlara değer verdiği için, onların kıymeti saydığı için peygamberler olsun, veliler olsun. Onların manevi etkisi devam eder. Ediyor zaten. Bir başka soru hocam. Ticari bir mal için yapılabilecek kârda bir üst limit var mıdır? Alışverişlerde maddeye göre bu değişiyor. Yani zararlı maddeler var. Gıda maddelerinde, su gibi, yiyecek maddesi, hayvan yiyeceği, insan yiyeceği. Bunlara nar konur diyor. Yani nar demek yani sınır. Tekel demesi var ya tekel maddeleri. Tekel maddelerinde konuştuk ya. Mesela sigara, içki, şuna buna
belli bir kar üstüne koyuyor. Belli bir şey fiyat koyuyorlar. Onun üzerine geçilmiş. Şu anda çoğu ürün. Benzinde de mesela böyle mesela. Çoğu üründe o. Çoğu üründeki fiyatları insan kendileri tespit ediyor. Onun maliyeti ne kadar lazım? O da mesela kitap mesela. Biz diyelim, kitap. Mesela şeyi fırıncılar belirliyor hocam. Ekmek, su. Fırıncılar belirliyor da fırıncıların belirlediği fiyat bir yerden yine sınırlı kalıyor. Niye? Çünkü belediyenin çıkardığı ekmek var ki alternatif var. Onun fırıncılar bunun üzerine şey yapamıyorlar. O alternatif olmasa fiyat uçup gidecek. Ama izin vermiyorlar. İşte bir yere kadar izin vermiyor. Belli bir gram var ve o gramın üzerinde o gramdaki ekmeği bu fiyata satacak. Şimdi yani şu anda öyle. Tabii şu anda yani öyle. Önceden sınavlama olmadı. Bazen oluyordu o. Evet. Bakıyorsun bir anda oluyordu eskiden yani. 1 lirayken bakmışsın 2 lira oluyordu. Ya da 50 kuruşa bakmışsın 100 kuruş oluyordu. Bazı bakkallığı 1 lira bazı... Normalde şimdi bu %20 gibi bir şey var. Bu ihtiyaç maddelerinde yani diyelim. Gıda maddelerinde böyle bir şey konuyor. Mutlak insanın yemesi içmesi gereken şeyler hususunda böyle bir sınırlama getirmek uygundur. İnsanların selameti için. Bunun dışında piyasa zaten bu iş belirler. Piyasada filan yerde şu madde şu kadar fiyattır, falan yerde şu kadar fiyattır. Olabilir. Oradan al, araştır, pazarlık et. Orada şey demesi, adam güzel malın üzerine %300 kar koyup satsa, müşterisi varsa da o müşteri onun kendisi bakması lazım. Çünkü o ihtiyaç maddesi değil ki. Mesela benim bir cep telefonum var. Piyasada bunun dengi var, her yerde bulunabiliyor. Bana soruyor, normalde 800 lira diyelim. Ben diyorum ki 1800 liraya satıyor. Alırsan al. Araştır. Mesela ev, bina yapılıyor mesela. Maliyet diyorlar. 1/3 maliyet. Adam %300 üzerine koyup satıyor. Evet. Piyasa öyle oluşmuş. Alıyorsan al, almıyorsan alma o zaman. Yani bunda ihtiyaç maddesi olmayan şeylerde piyasamız ayarlıyor diyeceğiz. Mesela. Çünkü paranın dönüşümü geç olur. Şimdi mesela bak bir sürü dolar ne oldu? Neredeyse euroya yetişti. Neredeyse yani %100 kaç arttı yani %40-%50 arttı herhalde. 1-300 mü neydi? 1-300 müydü? Evet. Şu anda 200 oldu. Şimdi 2-600 oldu. Neredeyse 2 misline geldi yani. %100 dolar arttı. Şu anda bir anda ekmek 2 lira olsa, bir anda petrol 10 lira olsa ne yaparız? Her şey aynı şekilde artsa yandık. Demek ki yansıması şey oluyor. Bu yüzden yani bunu piyasa belirler o gibi şeyler. Ama ana maddelerde fazla arttığı zaman devletin buna dur demesi lazım. Aslında burada kalbi ihtiyacı var. Fahiş fiyat 10 lira. Biz bir kere hocam şehir dışına gitmiştik. Sabah namazı vakit çıkacak. Abdest alacağız. Su yok. Girdik bakkal adam 50 kuruşluk suyu 3 liraya mı ne satıyor? Yani, o zaman ne dedi fetva? Fazla paran varsa istersen alırsın. Ama fahiş fiyattan satılıyorsa almayabilirsin. Normal fiyattan satılıyorsa da alacaksın. Normal ücretten evet. Alacaksın ama fahiş fiyatı satıyorsa ve fazla paran varsa o zaman fahiş fiyatı satıyorsa almazsın. Normal fiyatta satılıyor ve paran da var da alacaksın. Normal fiyatta satılıyor, paran yoktur o zaman temin edersin. Yok gidecek yani. Orada gene paranı da kolluyor İslamiyet. Yani israfa izin vermiyor. Veya o satıcının uyanıklığını durdurmak için durduruyor. Tabii. Evet, o suyun bulunmadığı yerlerde bu gibi şey normaldir. Oraya suyun getirilmesinin bir masrafı var. Mesela Umre'ye gittiğin zaman Hira Dağı'na çıkacaksın mesela, Sev Dağı'na çıkacaksın. Aşağıda su şişesi bir yer, evet. Yukarı çıkınca adam 2-3 yer diyor. Ya ne falan diyorsun? Sen de onu çıkart lan bunu yani. Omuzunu koy oraya çıkarıyorsun diye. Evet. Doğru. Ama çok da fahiş fiyat değil o yani. Mesela yani bak 2-3 misli ama 2 misli 3 misli. Şey ne diyorsun? Mesela havaalanında 5 lira. 1 lira su havaalanında 5 lira. Nedir bu? Ben almadım yani. Evet. Ya o da defa 10 lira. Bir çay 10 lira. Yani çay 10 lira da veriyor. Şey ne diyorsunuz hocam? Mesela hac mevsiminde normalde 10 lira olan yer bir an bir şeyde 100 lira oluyor. Yani çok aşırı bir fahiş fiyat var. Otel fiyatları olsun, taşımada araçların fiyatları olsun. Gayet normaldir çünkü normal mevsimde oradan diyelim 10 bin kişi, 20 bin kişi tavaf muhaf ederken hac mevsiminde 4-5 milyon kişi oradan toplaşıyor. Hocam yine yani sezon içerisinde de kazanıyor zaten sezon içerisinde. Şimdi umrelerde epey bir şey mi yani? Otellerin çoğu sezonda boştur. Sadece haremin civarındaki ve şimdi biraz serviste giden otellerde yer var. Normalde otellerin %80'in diğer mevsimde de boş kalıyor. Onlar sırf haccı bekliyorlar, Ramazan'ı bekliyorlar tamam mı? Onlar bir haçta bir Ramazan'da yaptık da şey yapıyorlar. Yürütüyorlar işte çoğu. Yani kenar şeyler, harem bekliyorlar ayrı. Onlar dediğim gibi parayı kırıyor. Orada yani normaldir. Zaten hac biliyorsunuz zengine farzdır. Paraya
işte azığına, yol yürüme gücüne olan kişilere bu farzdır. Tabiatan olacak, paran olacak. Bir de dönünceye kadar çocuğunun da parası olacak. O şekilde olunca harç parası olmuş olur. O yüzden Türkiye'de çok zengin var, sen şansın var. Öyle yoksa gelmesin. Nerede para harcıyorlar? Orası doğru. Ama onlar da sanki böyle biraz hacılara, ne bileyim, böyle fazla külfet yapması daha mı iyi olur yani? Sonuçta bunlar Allah'ın... Yok, şimdi orada şöyle bir şey var. Yani onlar orada yaşaması için. Oradaki o işte varsanan çoğu zaten başka yerden gelen garip kurabatlar. Asıl Araplar, Kodamanlar, onlar için uğramazlar oraya. Bina yapmış, bırakmış onu. Mısırlı, Yemenli, bilmem nerede çalıştırıyor. Arabaları, şoförleri biliyorsun, kimisi Malezyalı, kimisi Memeli, Afrika falan. Hep garip kurabatlar. Onlar 100 riyal, 200 riyal, 300 riyal, 500 riyal çalışan adamlardır. Onların orada yaşayabilmesi, o beldede durabilmeleri için, oradaki işlerin yürümesi için niyetiyle orada alışveriş yapmak lazım. Ama kalkıp da Çin mallarını getirmek doğru değil ha. Al bari şu olmasa Müslüman ülkenin malını al. Tespit takka falan sen burada var. Oradan hurma, zemzem, böyle İslami Müslümanların hoşuna giden, böyle değer verdiği şeyleri yapmak lazım. Hanımlara başörtü getirirsin, erkeklere de takke getir. Seccadeydi tamam ama burada da seccade takke var. Biraz şey etmek lazım yani, İslami Müslümanların şeyini kullanmak lazım, mallarını. Çin mallarının ne işi var vatanımızda? Şimdi ne yapalım? Bütün ülkeleri sarmış. Bir başka soru hocam. Aklımızdan geçen şeylerden dolayı sevap veya günah var mı? Niyet-i mümin, hayır-ı mümin ameli dedik. Hadis-i şerif böyle. Niyette yani, niyetinde gerçekten filan işi yapayım diye düşünüyorsan, o iş iyi bir işse, yapmasan da yapamasan da ona Cenab-ı Hak mükafat yazıyor. Kötü de yazıyor. Kötü bir işte ise yapamayınca mükafat, ceza yazmıyor. Ancak ne oluyor? Kalpte masive oluyor. Kalp çünkü öyle kötü şeyler için verilmedi bize ki. Ne diyor hadis-i şerifte? Ey evladım, hiçbir Müslümana karşı kalbinde buğz, kin olmadan sabahlayabilirsen bunu yap. Benim sünnetimdir. Buyurmasın. Kalbimizde mihbak, insanlara karşı muhabbet üzere dolması lazım. O kötü şeyler orada olmaması lazım ama maalesef geliyor. Namazda bile geliyor değil mi? İşte bunun için rabıta, murakabe, zikir, tefekkür lazım. Tefekkür biliyorsunuz, nafile ibadetten deftaldir. Dolayısıyla kalbi hazırlamak lazım. Kalbi masivadan boşaltmak lazım. Yabancı şeylerden arındırmak lazım. Bunun için tasavvuf şart. Tezkiye ve tasfiye. Tezkiye, tabii. Tezkiye ve tasfiye. Tezkiye arındırmak, tasfiye sahleştirmek. Bir de tahliye var, boşaltmak. Bu da aynı manaya geliyor. Kalbi arındırmak. Nefsin baskısından kurtarmak. Nefis eğlenmek ister, gezmek ister, haramlara meyleder. O tutkulardan kalbi, o esaretten kurtarmak. Bu da ancak sünnete, Kur'an'a, zikri, ibadete sarılmakla olur. İnşallah. Aküyü dolduracaksın. O nur kalbinden fışkıracak. Bunun karşısında nefis ezilecek. Bir başka soru hocam. Bir Müslüman doğru bildiği yanlışlardan dolayı sorumlu olur mu? Doğrudur zannediyor ama yanlış. Nereye kadar gidecek bu iş? Biliyorsunuz bir insan ilimden hiç geri durmaması lazım. O ilimi kazanmaya devam ettiği müddetçe bir yanlıştadır. O yanlışını ta o zaman öğrendiği zaman hemen istifade düzeltir. Başka olmaz yani o zaman. Ama nasıl ben bildiğim doğrudur diye ilim öğrenmiyorsam o zaman hatalıdır. Çünkü mesela icmali iman yetiyor ama tafsili imandan geri kaldığı için günahkar olur. Sadece amentü yoksa amentü billah, Allah'a inandım, meleklere inandım, peygambere inandım, kitaba inandım, kaza kadere inandım, ahiret günü inandım dese yetiyor ama tafsilatını öğrenmekten geri kaldığı için günahkar oluyor. Burada da namazı bildin, namaz farzdır. Nasıl kılınacak? Namaz bozan şeyler nedir? Sünnetleri nedir? Öğrenmiyorsan günahkar oluyorsun. En azından bunu bilenden görerek yapması lazım. Yani ya öğreneceksin, ya tabi olacaksın o bilen kişiye. Alemin etrafından ayrılmayacaksın. Mesela imamın yolundan ayrılmayacaksın. Şöyle olsa o zaman bilemediği, daha önce yanlış öğrendiği şeyler lan mazurdur yani, mazur olur. Mesela köyde bir şey öğrenmişsin, öyle görmüşsün. Sonra geldiğin şehre bir ilim erbabına yanaştın. Ne baktın ya falan filan. Sonra doğrusu öğrenince hemen eskisini düzeltmen lazım. Ve onu yapanlara da haber verip arkadaşlar bu işin doğrusu böyleymiş diye haber vermek lazım. Yanlışla yani müsamaha ettiğin zaman yanlışı ortak konuşuyorsun. Ortak olmamak için ödül söylemek lazım güzellikle. Yani bu çok ekserde şeylerde oluyor yani tekkelerde, cemaatlerde. Cemaatimizin böyle yapıyoruz, böyle. Bizim yaptığımız doğrudur. Bu yanlış anlayış var.
Müslümanlar maalesef. Bu anlayışı bir sorgulamak lazım. Bizim Kur'an-ı sünnete göre değerlendirmek. Niye yapıyoruz bunu yani? Nerede bunun delilleri? Yani kurcalamak için değil de insan ilim öğrendiği zaman yaptığı işin delillerini anlar. Niye bir sakal bırakıyoruz? Çünkü Efendimiz'in buyurdu. Sakal uzatın, beyi kısaltın. Niye sarı sarıyoruz? Sarıklı kılınan namaz şu kadar mükafat vardır. Duydum. Niye işrak namazı kılıyoruz? İşte şu şu yaparız, işrak kılmasan işte hac kılmada sevap vardır. Niye şunu yapıyoruz? Hepsi zaten bize anlatılıyor, zaten okunuyor, zaten oku diyor size Efendimiz Hazretleri. Okudu, görüyorsun. Delil de vermiş olsun. Hemen bitti. Ama hiç adamlar ne ilim okuyorlar, ne okuyana giderler. Abi tembele çalarlar, abi bilmem ne yemekleri falan filan, çaylar, kahvaltılar. Böyle böyle insanlar tutuyorlar. O insanlar Kur'an okuması bilmiyor. Namaz abdesti doğru düz yapmıyor. Aile hayatı bozuk. Ticaretleri bozuk. Ondan sonra biz cemaat adamıyız diyorlar. Şimdi cemaatla nasıl olacak? Cemaatin önce fethlerinin de yani sorumluluğu var. Hangi şey yaptığını bilmesi lazım. Niye yapıyorsun bilmesi lazım. Ben ne yapayım işte bu büyükse söylemişse doğrudur diyor. Kardeşim bu büyükse, kamil bir insansa tamam. Kamil nasıl olur? İlim, amel, ihlas, Kur'an, tefsir, hadis, fıkıh, şeriat ilimlerini bilecek. Bu ilimlerle beraber ibadette yoğunlaşmış olacak. Bizim meşayihimizin hepsi alimdir mesela. Ondan sonra bunlara tarikat vermişler. Yani alim olmadan, ilim olmadan tarikat ne işe yarar? Cahil, sofu, şeytanın maskarası olur. Sırf ilimle kalırsan, tasavvufla uzak kalırsan o zaman zındık olursun. İkisini bir araya cem edersen kamil olursun. Ki kamil olan varken, kamil olmayanlara takıldığı zaman adam birçok yanlışta bulunuyor ve onu da doğru zannediyor. Maalesef. Önce kişi bulunduğu yerde kendini sorgulayacak. Ben niye buraya geldim? Ben niye bu cemaattayım? Beni buraya ne çekti? Parası mı çekti? Güzel sözleri mi çekti? Bir şey mi vaat ettiler bana? Önce herkes kendi cemaatinin bulunduğu şeyi bir sorgulasın bakalım. Ondan sonra o inceliklere bakıp da bunlar Kur'an'a, sünnete, fıkha, hadis-i şerife, fetvaya uyuyor mu uymuyor mu? Orayı sorgulasın. Ondan sonra tamam uyuyorsa alıp parayız. Bakıyoruz ki yani şu anda Türkiye'de de onun %80-90 uyumuyor ya. Fetvaya uymuyor. Bırak takvayı. Evet. O yüzden bugün Müslümanların bilmesi lazım. Bizim çok noksanımız var. Noksanımızı yok, yok noksanım yoktur zannedip de tembellik yaparsa o zaten günahkar. Hep noksanız, öğrenmeye devam edeceğiz. Ali Adar Efendi büyük alim bundardı, 4 Mısır'ın bir bir şey öğrendiği zaman, bir yer bulduğu zaman tefsirden Kur'an'dan, bir yeri anladığı zaman hanımına seslenmiş. Hanımım bak ben yeni bir cahilliğimi daha öğrendim. O da büyük bir alim bundardı, yine öğrenmekten yer durmazmış. 90 yaşında, o yaşında olduğu halde elinde tefsir olduğu halde bu tefsiri elime aldığım zaman yerde miyim, gökte miyim diye hatırlamıyorum demiş. Biz size alim olduk. Yani biz iki ayetinde, bir ayetinde Türkçe mealle adam şimdi IŞİD'in şeyini öldürmüşler diyorlar. El-Bağda diye. Yerine geçen adam güler misin, ağlar mısın? Dolmuşçuluk yapıyormuş adam. Halife. Halife olmuş adam. Dolmuşçuluk yapıyormuş. Şunların harfeleri yok yani. Yani bunların peşine giden adamlar ne kadar daha cahil biliyor musun? İşte cahillik ne oldu şimdi? Liderlik oldu yani, önderlik oldu. Ne kadar çok cahilsen adamı daha çok sen. Cehalette, rezalette ilerle, taifen çoktur. Ama ilimden, takmadan bahsettiğiniz zaman herkes bıkıyor, kaçıyor, kimisi sağdan bakıyor, kimisi ne yapıyor. Etrafına adam kalmıyor. Ne yapalım? Reklamımız yok. Reklamlara daha geçemedik. Şu anda haberlerdeyiz. Evet, devam et. Borç alınıp verildiğinde bunu yazıya geçirmek şart mıdır? Şart mıdır, değil midir? Farz değil ama şimdi artık farz gibi oldu. Sünnettir yani, yazmak sünnettir. Sünnettir ettiğimiz için başımıza nereye geliyor? Mutlaka yazmak lazım. Ayette emir var hocam. O emir olarak şey tavsiye ederim. Yani felik kâtibin benim gibi değil ayette. Evet. Onlar tavsiyenin tehlindedir. Sünnettir yani netice olarak. Tabii ki burada şahit tutmak lazımdır asıl. İki şahit. İki erkek şahit. Tabii. Kadın olursa bir erkek, iki kadın. Ancak şahitlere de şu zamanda güvenilmediği için çünkü yani adaletli şahit nerede? Şahidi de kandırabiliyorlar. En güzeli yazmaktır. Yazarsın, iki de şahitten imza attırsın. Noter tasdik. Mesela yani bu şekilde bir sağlam bir şey yapmak lazım yani.
Mutlaka yani. Yarın vereceğim, sonra vereceğim, üç gün sonra vereceğim, mahvediyorlar, bizi bırakıyor mutlaka. Yani öyle çok insan, çok kişi mağdur olur. Mutlaka yazmak lazım. Şahitlik meselesinde hocam şimdi ayet-i kerimede iki kadın, bir erkek, iki kadın. Bazıları diyor ki işte iki kadına gerek yok, bir kadın da şu anda yeterlidir. İşte o, o zamandı diye bazıları. Bugün kadınların bir kısmı daha gerizekalı. Yani şimdi kadınlara ayet konuşma böyle. Kadınlar kimisi zekidir ama bugün kadınlar kimisi o zamanki cahiliye döneminden daha beter. Yani o şey. Kadın kadındır, erkek erkektir. Allah-u Teala'nın yarattığı vasıflar vardır. Erkek de gelişiyor, kadın da gelişiyor. Tamam, gelişiyor. Nerede gelişiyor? Bilgi, kuru bilgide gelişiyorlar. Takvada gelişen var mı? Anlayışta, muhteviyatta, edepte, ahlakta gelişme ne durumdadır? Şu anda biz Osmanlı'ya yakın mıyız yani hususta? Yok. Selçuklulara? Yok. Hangi İslam ülke, İslam asrına yakınız biz şu anda? İslam'ın neresindeyiz millet olarak? Bakalım bakalım. Yeni Müslüman olan dönemde miyiz acaba? O zaman ki ashab-ı kiram halim olsa da Allah için neden fedakarlık yapıyorlar? Bizim için de hiçbirisine benzemiyoruz. Sadece nüfus kağıdı üzerinde, kağıt üzerinde Müslümanız. Biraz da işte namaz neden şey yapmaya çalışıyoruz. Yani firaset desen yok. Takva desen yok. Fedakarlık desen yok. İslam kardeşliği yok. Hangi tarafımızdan biz ötekilerinden daha üstün olacakmışız? Kuru bilgi, kuru bilgi bilgisayar bilgisi. Onunla değil bu işler. Kadın, zaten şahitlik meselesinde de şahitlik dışarıda olur. Yani şahit demeyin, olaya şahidim. Bir olay oldu, orada şahittim, hazırdım. Kadın orada ne işi var? Ekseri erkekler olduğu için zaten erkeklere bu iş yüklenir. Kadın orada olduğu zaman, o zaman bir kadın unutması daha fazla olacağı için sıkıntısı olur, mümkün olur veya hislerine galip gelebilir. O yüzden tek kadın... Baskı altında kalması daha fazla olabilir. Daha fazla olur, etkilenir. Dolayısıyla iki kadın olsun diye Cenab-ı Hak. Takviye için. Biri olursa diğer akıllıdır. Bu bir nastır. Aksi bir nas gelmeden, başka bir nas gelmeden de ortadan kalkmaz. Zamanla veya şeyle kesinleşmiş bir hükümdür. Değişmez. Zamanı geçti artık. O yani vahiy bitince o hükümler tamamdır. Daha değişmez. Bir başka sorumuz. Erkek için pantolon giymek caiz mi? Yoksa şalvar giymek şart mı? Pantolon giyen günaha girer mi? İslami kıyafet sünnet. Kıyafetin zahiri sünnetleri var. Sakal, cübbe, şallar, kıyafet bunlar. Zahiri Müslüman tanıtan kıyafetler de Efendimiz Aleyhisselam'ın giydiği kıyafetler de sünnet. İzar giymiş, değil mi? Fistan giymiş, cübbe giymiş, sarık sarmış. Bunlar İslam kıyafettir. Bunu giymezse bir adam niye giymiyor? Soralım ona. Giyemiyorum, çalışıyorum, resmi yere çalışıyorum falan filan o zaman. O ona göre, kendi şeyine göre bir mazereti var. Geçim sıkıntısı var. El Allah'a kazanmak için bir takım şeyler var falan filan. Kimisi de ne yapar? Ben bunlar için takmıyorum, ben İslami kıyafetten taviz vermiyorum, açta kalsam devam edeceğim deyip de o taraftan terk edip tamamen İslami kıyafete giren birçok kardeşimiz var ve aç kalmamışlardır. Dolayısıyla o öteki kıyafet tercih edecek bir şey değil ama genelde halk öyle olduğu için alışkanlık umum belva diyoruz ben, sigara ile bir şey oldu artık, ortalığı sardı. Bir adam bu pantolonu, ceketi, öteki şeyleri moda için giyiyorsa o zaman çok büyük günahdır. Moda için. Kâhiler odası giyiyorsun. Günah. Bu onlara benzemek olur. Değil de artık uyduk gidiyoruz. Başka çare yok. Şu anda alıştık falan diyorsa inşallah durumuna göre işte Allah affetsin deriz. Namazdaki durum nedir? Namazdaki durumu çok mekruh oluyor. Kumaş, pantolon, işte üzerine bir cübbe giymesi lazım. Benli diyor. Üzerine bir şey giymesi lazım. Biz sütüler diyoruz ya böyle bir ince bir cübbe. Giyerse örter onu, kapatır. Beli açılıyor çoğunluğu canım. Beli açılırsa namaz bozulur. Çünkü avret yeridir. Göbekten aşağı kalıyor çünkü. O avret yeridir diyecekti. Üç defa Subhan Rabbiyel Azim diyecek miktarı açılmışsa o zaman namazı bozulur. Kısa açılmışsa mekruhtur, şiddetle mekruhtur. Ona göre namazın iade edilmesi en güzel en azından namazda bir cübbe giyilmesi en evlası. Şimdi imamlar, imam dini adamlar bunu yapmıyor. Kimisi sarık sarmıyor. İmamı gerek adam ama sarık sarmıyor. Sarık koymuyor namazına. Modern imamlar çıkışında artık yani. İnşallah yani kıyafete dönersek, İslam'ın kıyafete dönersek heybet olur. Heybet olunca ne olur? Düşman kattini bilir, konuşamaz böyle. Bak şimdi herkes konuşuyor değil mi? Ermeni soykırım olmuş da bunu olmuş da herkes konuşuyor. Herkes şimdi açtı ağzını konuşuyor. Türkiye bakıyor onlara.
Niye bakıyorsun? Sen bir sürü katliam yapmış bu adamlar. Oraları aç, kameralarında göster, milleti çağır oraya, oradan Kur'an okuttur, şehitlerin ruhuna, işte filanca köyde şurada adam Müslüman şehit edildi, oraya bir anıt diksene. Her tarafı anıt dikiyorsunuz. Nerede bu şey Melik Gökçek? Her yerde bir hareket etmiş diyorlar. Niye bu Müslümanların katledildiği yerden bir anıt dik de oraya yaz. Burada şu insanlar da yakıldı, yıkıldı, kesildi, doğrandı filan tarihte. Niye bunları canlandırmıyorlar? Yok böcek festivali, yok hamsi festivali, yok şarap festivali. Her türlü şey, belediyelere ne olmuş belediyeler? Ya bunlar bundan dolayı kafayı tokadı yiyecekler ha. Yani biz dua ediyoruz ama inşallah alabora olmazlar da. Yoksa böyle haksızlık yapa yapa, zulme sessiz dura dura sonunda bir tokat yiyecekler, öyle görünüyor. Allah-u Teala hayırlısını versin biz. Amin. Partici değiliz ama İslam davasına sahip çıkılmıyor. Vesselam. O istiyorlar ama karşılığında ne olur? Kime destek veriyorsun? Kimi şey yapıyorsun? Gitmiş adam kiliseye ayine katılıyor. Orada Ermenilerin acısını paylaşıyorum diyor falan filan diyor. Ya sen nasıl, kimsin, nesin ya? Yazık. Allah şuurlu idareci nasıl etsin inşallah. Amin. İdarecileri şuurlandırsın. Ehl-i sünnete çevirsin bunları inşallah. Evet. Bir başka soru hocam. Kolonya necis midir? Elbiseye kolonya bulaşırsa namaza mani olur mu? Kolonya veya parfüm neyse içinde alkol. Bu alkol tabi sentetik alkoldür. Yani şarap değil. Şarap denen şey, içki şarap denen şey kendisi zaten hem alkol var içinde hem de necistir. Maddesi de onu pistir yani. Bu dediğin kolonya gibiler sentetik alkoldür. Bu adamı sarhoş eder. Dolayısıyla bu içilmez, yenmez, bu tedavi buna olmaz. Ama bu elbise değil zaman, elbise zaman nedir? Ona bakalım. İtilaflı olduğu için pistir diyeceğiz. Sakınmak lazım. Yani en azından namaz kılarken ondan kurtulmak lazım. Yani yıkamak lazım, ıslak bezlesmek lazım. Abdesti bozar mı? Yok, bozmaz. Tıraş olduktan sonra yüzünü kolay sürüyorlar. Tıraş olduğu zaten gözler kanayabilir yani. O yüzden tıraş olan adam berberlere söylemek lazım yani. Tıraş ettiğiniz zaman bir hapsal demek lazım yani. Kolonya sürüyorlar, yüzünü şey yapıyor yani. Mikrop kırsın diye şey yapıyorlar da. Ama da öyle bir adet var. Eskiden böyleydi yani. Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi çok yerinde gül suyu ikram ediyorlar. Eskiden biriktiğiniz zaman kolonya şey yaparlar diye. Almış falan derse ters ters bakıyorlardı. Şimdi o bitti. Esans yerini aldı şimdi herhalde. Kolonya yani bayılan bayıl adam için işe yarıyor. Değil mi? Yani nefes biraz açış oluyor ama necis, yani maddes itibariyle kimyasaldır. Maddes itibariyle necis değil ama alkol taşıdığı için necis gibidir. Sakınmak lazım onu. Yani. İlaçlarda kullanılan alkolün durumu. Alkolde şifa yoktur. Çok şurada şifa yoktur. Larda falan sakınmak lazım. Onun için alternatif var. İçerine bakmak lazım. Sıcak su, bir ıhlamur içersin, bir bal şerbet içersin. Olur biter. Şifa çoğu ilaçta neredeyse var diyorlar. Alkol kullanılıyor. Gastrobile ben ilaç almıştım zaten. Baktım ki şeyinde alkol yazıyor, gittim geri verdim. Mesela bana nasıl tam böyle düşündün hocam, hayret falan, niye dedim. Ya siz böyle dikkatli olun falan dedim. Tabii dedim ya, haramda şifa yoktur. Bunun illa bir alternatif olması lazım dedim. Aradık tarzı başka bir ilaç verdim. Muadil. Tabii. Aşıyla ilgili ne düşünüyorsun hocam? Çocuklara yapılan aşılar. Aşılardan biz çok sakınıyorduk. Ama bazı doktor, Müslüman doktor diyor ki bundan bazılarında fayda var diyorlar. Onu tespit etmek lazım, bilmiyorum. Onun için sormak lazım çok. Ehline sormak lazım. İçeriğini, onlar içeriğini kendileri bile bilmiyorlar. Ben de sordum hocam. Yani o aşının içeriğini bilmiyorlar. Bilmediği şeyde tam sakın. Net şeyleri yok yani. Çile karşısın mesela, herkes vuruyordu. Şimdi okullarda bize vurmuşlardı. Evet hocam. Yani tanıdığım birisi var. Eğilsen bilmesin de vuruyorlar. Yaşları yakın iki tane çocuğu var. Bir tanesine aşıların hepsini yaptırdılar. Çok hasta oluyor, diğerini yaptırmadılar. Hiçbir şey olmuyor. Işte yani. Dünya tarafı da komşu vardı, onun da çocuğu hocam öyle. Aşılığı ne? Paralı şey böyle, yüksek paralı aşılar. Aşılar illa bir garanti olacak diye bir şey yok. Ama sakın bak her zaman iyidir yani. Çünkü yanlış bir şey olabilir. Aklı, beyni, zekaya durduran şeyler koyuyorlar diyorlar. İleriye dönük, evet öyle. Kısırlaştırma falan diye sakızlarda Bayram Hoca da zamanında söylüyor. Sakızlarda da öyle. Ben duymuştum kendisi. Sakızlarda da çok şey var diyorlar. Kısırlaştırıcı şeyler var diyorlar. Evet. Akvaryumda balık beslemekte sorun var mıdır? Hapis gibi oldukları için muhabbet kuşunda da sorun olur mu? Hayvanlar dışarıda da yaşayamaz. Mesela akvaryum balıkları çoğu zaten havuz balığıdır.
Onlar zaten... Aslında bakmış oluyorsun yani. Bakmış oluyorsun. Denizlerinde yaşayamazsın. Çünkü kuşu da salsan o da hemen onu ne yapar? Diğer kuşlarını öldürüyor. Dolayısıyla onu o şekilde mahvetmek niyetiyle, beslemek niyetiyle olabilir. Mübahtır deniyor. Yani. Bir de ibret için de olabilir yani. Vakit onu da öldürmeyeceksin ama Kur'an öğrenmekten, ibadetten, zikirden, akvaryumda, balıkta, kuşta bu kadar şey varsa ya, televizyonla uğraşan adam ne yapacak peki? Hiç bakmayacak demek. Güvercin besli mi hocam? Bunu serbest bırakıyorsun. Dışarıda güvercin besleyenlerin şahitliği kabul edilmez diyor kitaplar. Niye? Çünkü insanlar evine bakar, damlara bakar, camlara bakar. Tepelerde çok dolaşıyor. Tabii. Yani kuş besleyenlerin aklı biraz şey olur diyorlar. Harf olur diyorlar, meşre bir şey olur diyorlar. Hoş bir iş değil yani. Kuş kafesini yaparsın, bir tane açık kafes, orada kuşlar gire çıkar. Onlara yemlersin, fayda olsun. Yani. Osmanlı'da varmış onun yani, evlerinin çatılarına. Şimdi yeni belediye bazı bakıyorum, ağaçlara takıyorlar böyle. Ha, iyi bir şey. İyi bir şey, tabii. Bir başka son hocam. Bir kimse cuma hutbesine yetişemezse, ancak cuma namazının son oturuşuna yetişse, cuma namazına yetişmiş olur mu? Tabii, namaza yetişmiş olur. Selamdan önce yetişirse, cuma namazına yetişmiş olur. Ancak cuma hutbesini kaçırdığı için hutbe sevabını kaçırmış olur. Dolayısıyla cuma namazını kılmış olur. Cuma olarak kabul olur. Tamam mı? Cuma'da hocam şu hata çok yapılıyor. Yani birçok hata yapılıyor da işte hutbe esnasında yapılan duaya amin denilmesi. Sesli amin deyince işte Cuma'nın sevabı. İmam hutbeye gider. Çıkıyor, sonradan geliyor, da namaza duruyor. İmam hutbeye çıkınca ne yapacağız? Her şey bitecek. Kelam, selam, namaz bitecek. Namaza başlamışsa onu hemen kısadan tamamlayıp bitirecek. Hutbeye çıkınca artık ezan okumaya başlayınca artık hutbe şey başlamış olur diyorlar. Ondan sonra hutbeden ineceye kadar konuşmak, işaret etmek olmayacak. Bu şekilde olunca hutbede imam dua denilme yapar, kalpten amin denecek. Böyle türlü dilden falan söylerse hutbeyle arasında sevaplar gider. Takva olan budur yani. Şimdi diyanetten bazı şeyleri duyuyoruz, böyle amin de duyuyor millete, şey yapıyor. O nedir? O sıradan bir şeydir yani, avam iş. Normal hutbeyi yani, güzel hutbeyi dinlemek adam o değildir yani, susar diyor, sükret ediyor. Salavat getirse, şey, yani. Efendimiz Aleyhisselam ismi anılsa salavat getirilmez. Evet, yani ama getirilse de kalbinden getirildi yani. Bir başka soru hocam. Bir kabza sünnet sakalda bıyığın dudak hizasını geçmemesi şartıyla uzun olması sünnet sakala mani midir? Yani dudaktan aşağı inmiyor fakat kendisi biraz uzun olsa sünnet sakalı bozar mı? Eski bir şey efendinin fotoğraflarında bir kabza sakal ile bu tür bir bıyık görüyoruz. Eski resimlere bakıp da anlamayalım çünkü o zaman savaş dönemidir, tartışma şey dönemidir ve o zaman her daim berber bulamaz ya. Şimdi öyle değil, şimdi kolay. O yüzden eski resimlerde hatta savaş döneminde büyük de uzatabilirsin. Sakal da kesebiliyor mücahitler çünkü askerlerin bazı sakal kesiyorlar. O hayır, biz normalde bıyık kısaltacağız, sakal uzatacağız, bıyık tutan. Bıyık kısaltın deyince alt dudak kırmızı kısım görünecek ve üstten de mümkün olur kadar makasla alınacak. Makineye alınacak. Tıraş olmayacak. Tamam mı? Şafilerde onlar şafilerden şey diyor. Çünkü kısaltmanın en son adı kazımak diyor onlar. Bize kısaltmak deyince kas. Makasla yani kısaltan demektir. Deri görülecek. Tamam mı? Normalde alt dudak kırmızı dudağı bulamayacak. O tüyler kırmızı dudağı örtmeyecek. Haftada bir defa insan bıyık şey olursa komünist bıyığı almayacak. Yani. Tabii çünkü yemeğini, kıllar çok yemeğe geçecek. Çok pis hocam onlar. Allah nasıl işte. Şey yapabiliyor yani. Şöyle bu alana girmiş. Bir de sigara, çay, sapsarı olmuş. İtikadı pis adamlar, kalpleri pis adam. Ağzı burnu pis olmuş nedir? Yüzlerine yansıyor yani. Müslüman nezihtir. Görüntüsün başkasında ne olacak? Tiksindirici olmayacak yani. Bir başka soru hocam. Kumar niyeti olmadan, örneğin şu iş olursa sen bana yemek ısmarla, olmazsa ben sana yemek ısmarlayayım gibi bir davranışı nasıl anlamamız lazımdır? Kumar olarak mı değerlendirilir? Eğer öyleyse karşı tarafı bu yemeği ısmarlamamak ve açıklama yapmak mı uygun gelir? Bu işi yaparsan sen, yapamazsan ben olursa kumar olur. Bahis oluyor. Böyle değil de şu işi olursa ben sana yemek ısmarlayacağım. Evet. Tek taraflı olsa olur. Üçüncü bir şahıs, şu işi olursa ben kimse yemek ısmarlayacağım. Veya bir soru soracağım, bilen kimse ona ısmarlayacağım derse üçüncü bir şahıs, o zaman olur. Mesela yarışma gibi olmuş. Yarışmada mesela kupa diyorlar. Yarışmanın kupasının şeyini, ödülünü veren başkasıdır. Yarışan da başkasıdır. Yani biz yarışma terk ettik. Umre altın vereceğiz. O yarışmada alakası yok. Yani o
katılım ücretsiz işte. Katılımcılar oraya para vermiyor. Onu biz kendimiz finans şey yapan araçlardan ayarlayacağız. Dolayısıyla hediye veren başkası, yarışan başkası olunca sorun yok. Ama ben geçersem seni, sen bana verirsin, sen gelirsin, ben öyle dersek o zaman bu kumar. Bazı yarışmalarda hocam belli bir şey oluyor. Mesela ilk giriyorsun, 200 soruyu öğreniyorsun. Ondan sonra sana bir ödül veriliyor. Devam edip etmediğin soruluyor. O devam edersen ödülü ortaya koymuş oluyorsun. O gibi durumlarda ne olur hocam? Yarışma esasında o anda kazandığın ödülü sanki ortaya koymuş gibi oluyorsun. Çünkü diğer sorularda bilemezsen sıfır, hiçbir şey almıyorsun. O zaman bir şey ortaya koyduğundan dolayı tehlikeli olur değil mi? İncelerine bakarsan tehlikeli. Çünkü o anda onu alsan çıkacak değil mi kenara? Evet. Tabii. Öyle olan yarışmalar var. Tabii. Baştan dese ki yani şu yarışmada şuna birisinden şu kadar, şuna da birisinden şu kadar derse o zaman olabilir. Namaz kılacağım. Öbür türlü olmaz. Bu şeylerde de tek taraflı olması gerekiyor. Tekrar. Ben İsmail'im. Bahis olmayacak yani. Bahis olmayacak. Bir başka sorumuz. Ticari alışverişlerde bazı terimler var. Fasit alışveriş, batıl alışveriş gibi. Bu gibi tanımlanan alışverişlerin kazancındaki durum nedir? Helal midir? Yani ortada bir alışveriş var. Alıcı da satıcı da anlaşmış, ayrılmış. Ancak fıkhen fasit ya da batıl olarak kabul ediliyor. Bu satıcının elde ettiği para ve alıcının elde ettiği mala tesiri nedir? Evet. Fasit demek, bozuk demek. Batıl demek, kökünden yok demek. İkisi farklı şeylerdir. Fasit deyince satıyorsun mesela bir malı, malda teslim şartları yok. Mesela diyorsun ki havadaki balığı sattım, kuşu sattım, denizdeki balığı sattım. Denizdeki balığı mesela havuzdaki balığı sana sattım. Havuzda ama havuz büyük. Tutup da teslim etmen lazım. Havadaki kuşu tutup teslim etmen lazım ki olsun. Teslim edemiyorsun olmaz. Mal gibi görünüyor ama mal yok aslında, teslim yok. Bu yüzden fasittir ne olacak? İptal olacak. Para vermişsen para geri alacaksın, iptal edeceksin. Fasitliği gerektiren şey ortadan kalkarsa sahiye döner. Havuzdaki balığı tutup teslim edersen tamamdır. Batıldaysa kökünden yok. Mesela mal diye satıyorsun, ne çıktı? Domuz eti, şarap çıktı. O mal değil ki. Bize göre mal değildir. Kökünden iptal. Dolayısıyla burada gelen bütün kazanç haramdır. Kâr mesela etmişse orada o haramdır. Onu hemen fakir verecek. Kendisi asıl parasını alacak, anlaşma iptal edecek. Dolayısıyla arada farklı. Mesela kan satsa haram, batıldır. Kan mal değil çünkü. Besmesi kesin et mesela, mal değildir, meyte diyoruz ona. Hemen ne olması lazım? O alışverişi iptal etmesi lazım. O sahiye dönüşmez çünkü mal yok ortalıkta. Besmeleri kesindi de başkasının hayvanıydı. Adam geldi hakkını aldı, sattı sana olur. Bu ayrı şey. Yani mal olan durumlarda sahiye dönüştürme imkanı var. Mal değilse tamamen iptaldir o. Adam mesela köleye satıyor, köle değil hür adammış. Batıl. İptal olacak yani. Bak kazanç olmuştur orada kar, o ne olacak? Fakire vermesi. Dolayısıyla onu vermez de tutarsa elinde, kendi malına da karıştırırsa onu, kendi helal malına da haram eder. Ayırması lazım. Fakirin hakkıdır o yani, o fakire vermesi lazım. Fazla o gelen kârlar. Mesela ağacın üzerindeki meyveyi sattım adama. Adam meyveyi almadı. Ve 10-15 gün geçti, meyveler biraz daha büyüdü. Ne oldu şimdi burada? Sattın aldığın adamın arasından onun meyvanı bir şeyle geçti. Çünkü ekleme oldu oraya. O eklemeler fazlalıklar haram oluyor sana. Evet. Onu ne yapacaksın? Aradaki farkı fakire vereceksin. Yani elinden çıkaracaksın. Ama aldım da mal sahibi durabilir. Dursun. Benim için sıkıntı yok. Yani ağaçta bana lazım değil. Dursun demişse. Aldıktan sonra dursun demişse sorun yok. O zaman sana helal incelik işte. Evet. Son sorun hocam. Bir kimse evlenmiş, çocukları olmuş, torunları olmuş, 60 yaşlarına gelmiş, bu yaşa geldiğinde de birisi ona diyor ki ben sizi emzirmiştim, sizler süt kardeşsiniz. Yani aradan epey bir zaman geçmiş, çocuk torun sahibi olmuşlar. Bunların durumu ne olur? Fıkhımıza göre bunların ayrılmaları gerekiyor ancak sorum şurada diye aslında. Süt anne olan kişi bunu gizleme gibi bir hakkı var mıdır? Yani ben bunların süt kardeş olduklarını söylemeyeyim, bunlar devam etsin mi denir yoksa söylemesi gerekir mi? Söylemesi gerekir tabii. Onların çünkü evlenmesi zaten bir yer haramdı. O söylenmedi, o yazılmadı, çizilmedi, unutuldu. Haram olmuş oldu. Dolayısıyla bu haramlık bilindiği zaman bozulması lazım.
Ondan sonraki olan şeyler değil mi? Bu adam mesul olur. Söylemesi kendisi mesul. Zararı yok. Ayrılacaklar, çocuklara bakacaklar. Ne var ya? Beraberce çocuklara bakacaklar. Yani çocuklar büyümüşler çocuklar. Sorun yok. Onlar da kardeşmiş. Kardeşçe geçinirler. Ama öğrendikten sonra evliliklerini sona erdi. Böyle adamlar gelirler, İsmail adına soruyorlar da. Biz çok birbirimizi seviyoruz, ayrılamaz mı falan. Ölürüz ayrılmaz diyorlar. Öldürdü daha iyidir ona. İhsan Efendi olan da. O yaşayacağını öldürdü daha iyidir. Yani o bilindikten sonra artık daha ona müsamaha edilmez. Süt kardeşleri, öz kardeşleri yüzden, olmuş olabilirdi yani mesela bilinmiyordu. Sonradan öğrendi. Yeğen olabilirdi. Teyzesi olabilirdi. Dolayısıyla bunu mutlaka herkesin yani çocuk emzirenlerin birbirini çocukların durumunu bilmesi lazım. Onlar yani kuluya yaklaştığı anda itibaren onlara bu senin kardeşindir. Kardeşindir diye ona tembih etmesi lazım. Ki böyle şey olsun bilinsin. Hatırlatmak gerekiyor. Hatırlatsın ki yani evlilik olmasın diye. Süt kardeşliği iyidir ama işte böyle sakıncaları var. Süt bankası falan diyorlar ki yanlış bir olay olmaz. Takip yani edelim. Değil. Değil. Gerek yok. Akraba evliliği durumu ne hocam? Akrabalar arasında evlilik olabilir canım. Akraba değil, başka yakın evlilik yani. Mahrem olanla evlenemezsin. Bir adam kendi yeğeniyle evlenemez. Bazıları amca kızıyla, teyze kızıyla evlenilmez. Evlenemeyecek mi? Diyor. Halbuki ayet-i kerimede kardeş çocukları evlenebilir. Efendim sen kendi amcasını, hazırlandı. Amcasının oğluna kızını vermiştim mesela. Yani bu akraba evliliği vardır ama yakın mahrem zaten olmaz. Sakıncalı durumu var mı hocam? Yani nasıl bir sakıncası olabilir? Kanlar uyuşmadığı zaman herkes de oluyor. Yabancı adamla evleniyor, bakıyorsun çocuk sakat oldu. O bir imtihandır. Şöyle bir şey var mı hocam? Mesela akrabalıklarından dolayı yani Allah göstermesin boşanma durumunda akrabalık bağlarında zedelendiği için akrabalık evlendiğinde bir şey yok ki yani. İlla evlendiğinde öyle bir tavsiye de yok. Evet. Akrabanızla evlendiği bir tavsiye yok. Denkle evlensin diyor. Denk nedir? İlmine, ahlakına, yaşantısına, örfüne uygun olandır. Bir Kürt'le bir Laz'ı evlendirirsen sıkıntı olur tabii. Ama İstanbul'da şurada burada tanışmışlar, kanışmışlar, görüşmüşler, senelerdir beraber yaşıyorlar. O zaman Kürt'lük Laz'lık bitti. Örfüler birbirine yakınlaşmış oluyor. O zaman evlilik oluyor. Nice bakıyoruz arkadaşlar. Karadenizli doğulları evlenmiş. Neden? Çünkü İstanbul'da büyük şehirlerde yaşaya yaşaya artık birbirinin örfüne vakıf oluyorlar. O zaman uyum oluyor. Ama direkt köyden gelmiş ikisi tanışmışlar konfeksiyonda, Türk filmi gibi. Evlenecekler. Ne olsa ne olacak? 3 gün sonra, 5 gün sonra. Onun yaptığı yemeği şey yapamaz. Değil. Akrabalar birbirini şey demez, kabul etmez ya. Çünkü akrabaların birbirini kabul etmesi lazım ki iki aile arasında hısım, seher diyoruz, hısımlık olsun. Zaten gaye budur, aile tanışmasıdır. İnsan, mesela çocuklar birbirini evlendi, tamam birbirini sevdi. Babalar, kaynanalar nasıl olacak? Onlar birbirini tanımayacak mı? Onlar birbirlerine kaynaşmayacak mı? Adam diyor benimle bir sürü dünürüm vardı, hiçbir şey oturup da bir şey konuşamıyorum diyor. 3-4 tane kız vermiş mesela ve oğlan evlenmiş. Dünürler hiçbir şey oturup konuşamıyorum diyor. Kimisi namaz kılmaz, kimisi sarhoş birbirine. Yani iyi bir şey mi bu ya? Tabii. Değil. Müslüman. Ailelerin de birbirine kafası uyması gerekiyor. Namazdan bir çocuğun, babası namaz kılıyorsa, namazdan bir kızın, babası namaz kılıyorsa tamam bunlar uygundur. Ama çocuk Müslüman, kız Müslüman, babalar eşkıya. Bunlar birbirine uygun değil. Yani denklik yok. Yani teknik bahsi var fıkıhta. Onu okuduk mutlaka dersimizde var. Allah-u Teala inşallah aile yolları muhafaza etsin. Suçlarımızın hayırlı yolları nasip etsin. Gününüz mübarek olsun, şeylerin mübarek olsun. Allah mübarek dinâ fî Recep ve Şaban'da belliğine Ramazan. Ya Rabbi Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Ramazan'a bizi sağ tarafıza kavuştu ya Rabbi Alemin. Ehl-i Sünnet'in nuruyla kavuştu ya Rabbi. Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam. Sevgili izleyenlerimiz bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden sizlerle buluşmak üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Selamun Aleyküm.